Beyt-i Şebap, kelime anlamı olarak beyt ve şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça birleşik isim olmakla birlikte gençlerin evi anlamındadır. Havası ve suyu sağlıklı olduğundan bu topraklara daima genç kalanlar anlamına gelen Beyt-i Şebap denmiştir. Klasik İslam tarihi kaynaklarında Elke adıyla anılan Beyt-i Şebap oldukça eski bir yerleşim merkezi olup tarih içerisinde Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartuların egemenlik alanına dahil olmuştur. Romalılarla Persler arasında da zaman zaman el değiştiren bölge, İslamiyet'in doğuşu sırasında Sasanilerin hakimiyeti altındaydı. Burası Hazreti Ömer döneminde Müslümanların eline geçti. Akabinde bölgede hüküm süren Emeviler, Abbasiler ve diğer hanedanlıkların idaresi altına girdi. İlçede 1054'te Selçuklu, 1514'te ise Osmanlı egemenlik kurdu. Tanin dağlarından M.Ö. 1000-7000 yılları arasında Neolitik dönemlere ait kayalara kazılmış resim ve kompozisyonların bulunması, burada 12.000 yıl öncesinde insanların yaşadığı ve yerleşik bir düzenlerinin olduğunu gösterir. Bu yöre insanında bu kayalara kazılmış figürlerden de anlaşılacağı üzere hayvancılık, avcılık ve tarımla uğraştığını gösterir. İlçe, Asur, Babil ve Medler döneminde Botan bölgesinin yaylaları olarak da kullanılmıştır. Beyt-i Şebap, 19. yüzyıl sonlarında Van'ın Hakkari Livası'na bağlı bir ilçeyken 7 nahiyesi ve 46 köyü vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgaline uğradı. 1917'de Rusların geri çekilmeleriyle işgalden kurtuldu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ilçe olan Beyt-i Şebap, Siirt'e bağlandı. İlçe 1936'da Hakkari, 1990'da ise Şırnak'a bağlandı. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Doğusunda yer alan Altın ve batısında yer alan Tanin Dağları, ilçe sınırları içerisinde kesişmektedir. Ayrıca ilçede Kato Dağı ve Komtik Dağı mevcuttur. En önemli akarsuyu Habur Çayı'nın kollarıdır. İlçede Faraşin, Laleşi, Meydana Zengil, Meydana Kolya yaylaları mevcuttur. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran ilçede şifalı zümrüt kaplıcaları yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. 70 metreyi bulan şelaleler izlemeye doyumsuz bir manzara oluşturuyor. İlçenin önemli düşünürlerinden Kürtçe mevlid yazarı Molla Hüseyin El Batayi'nin türbesi Güneyyaka köyünde bulunuyor. Doğa sporları açısından önemli bir konuma sahip olan ilçede dağ tırmanışı, mağara turizmi, rafting sporları yapılıyor. Deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte bulunan Kato, Marinus, Kela Meme dağları ise endemik bitki türleriyle dikkat çekiyor. Bölge halkı ilkbahar aylarında bu dağlarda pancar toplayıp geçimlerini sağladığı gibi bunu şifa amacıyla da kullanıyor. Bu dağlar ters lale çiçeğine de ev sahipliği yapıyor. İlçede nesli tükenme tehlikesinde olan birçok hayvan türüne rastlamak da mümkün. Kar sularıyla beslenen ve balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı Yeşil Özderesi ve Habur Çayı, karların erimeye başladığı ilkbahar aylarında rafting sporcularını ağırlıyor. Feraşin, Kato, Hale, Suvare Hale Kahni Cemet ve Meydan yaylalarında arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapılırken, vatandaşlar yaz aylarını genellikle yaylalarda geçiriyor. Bölgenin organik bal ihtiyacı bu yaylalardan karşılanıyor. Yaylalar, peynir, yoğurt ve süt üretimi açısından da ülke ekonomisine önemli gelir sağlıyor. Köylüler de her şeyin organik olanını kendileri üretmeye çalışıyor. Beyt-i Şebap'ta kültürler de taze tutuluyor. Bin yıllık düğün geleneği yaşatılırken gelin at sırtında getiriliyor, damatsa ev ev dolaşarak tüm vatandaşları düğüne davet ediyor. 3 gün süren düğünlerde oluşan halay zincirleriyle davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunları düğünlere ayrı bir renk katıyor. Halkının misafirperver olduğu ilçe kendine has yemek kültürüyle de dikkat çekiyor. Pancarlı bitkilerle yapılan yemekler ve kavurma ise bunların başında geliyor. İlçede daha önce köylerde dokunan ve unutulmaya yüz tutan yöresel değerlerin jirki kilimi de yaşatılmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda üretilmeye devam edilen bölgeye has ve çok meşhur olan kilim türü ülkenin birçok yerinde bile bulunabiliyor. Öte yandan ilçede kaymakamlıkla kayyum görevlendirilen belediyenin çalışmaları vatandaşların gönüllerini fethediyor. İlçe merkezi ve köylerinde herkesin yardımına koşan kaymakamlık ve belediye takdirleri topluyor.